Arkadaşlar merhaba. Bakın astar yaparken ve fermuar yaparken sık sık yapılan hata. Hiçbir zaman fermuarınız astarın üzerine gelmesin. O yüzden şimdi ben bunu sökeceğim. Müşterimize yani öğrencimize nasıl yapıldığını göstereceğim. Daha sonra onu videosunda sizlerle paylaşacağım. Şimdi bakın bu hata nasıl yapılacağını detaylı bir şekilde çantamızı söktükten sonra sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle fermuarımızı astara geçireceğiz ama şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Fermuarının ucunu iç kısma bakın şu şekilde saklamamız gerekiyor. Onun da yapılışını hemen gösteriyorum. Şu ucu tutuyoruz bakın şurayı tutup şu şekilde parmağınızla arkadan alt kısmı itip bunu şöyle kıvırıyoruz. Ve bu kısmı bu şekilde yapacağız. O zaman içeri doğru astarın içini almadığımız için fermuarınızda potluk oluşmayacak. Daha sonrasında hemen ne yapıyoruz? Burayı bir makine yardımıyla ya da elinizle şu kısmı dikerek sabitleyeceğim. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde yapıyorum. Bakın iğnemi çıkardım. Uç kısmı bu şekilde olacak. Diğer tarafı da hemen yine aynı şekilde dikiyorum. Buradan da alabilirim. Şimdi ne yapıyoruz? Fermuarımızı astara dikeceğiz. Astarımız da söktüm biliyorsunuz yanlış dikilmiş. Başka yerde dikildiği için. Şimdi şu kenarda bir açıklık var. Önce şurayı bir kapatalım. Şimdi fermuarımızı önce astara geçireceğiz kızlar. Astara dikeceğiz. Daha sonrasında da çantayla birleştireceğiz. Bakın şurayı şu kısım şu kısma şu şekilde dikiyorum. Sonra yaptığımızda böyle duracak. Bu kısma geliyorum hemen fermuarıma astarıma dikiyorum. Şu tam dikiş var ya kızlar tam dikiş. Eğer ortalığı düzgün bir ölçü aldıysanız oradan itibaren dikebiliriz. Ve makinenin çok mesela dışta yapmayın ki içte daha düzgün bir dikiş olması için. Bakın şuradan tam dikiyorum. Makinenin ayağına sıfır gibi. Bu şekilde. Kızlar çok az. Mürvet aşkım video çekiyorum. Çok birazcık sessizlik. Kızlar, bakın bu şekilde. Şimdi tam köşeye geldiğimde orayı da göstereceğim size. Şu diğer dikiş köşesine orayı da hemen göstereceğim. Evet. Şurayı da geliyorum. Şuraya kadar tekrar açıyorum. Şimdi şöyle bırakıyorum. Diğer tarafa geleceğim şimdi. Burayı da yine şuraya kadar şuradan itibaren bakın şurayı da yine tam fermuarın arkasına denk getireceğim. Şimdi bu daha önce dikildiği için burayı tekrar bir kapatalım. Şimdi arkadaşlar sıfırdan bir dikiş yapmanız her zaman daha kolaydır. Ama yapılanı düzeltmek sizi biraz zorlayabilir. Evet, şurayı kapattık. Şurayı o zaman ne yapıyorum? Şuraya kadar gelebilirim. Kapattığımız için. Fermuar sıfıra sıfır yapılmış. Bir tık uzun yapılabilirdi içeri koymak için, kıvırmak için. Daha rahat yapardınız. Şimdi şöyle. Burada bırakıyorum. Az önce yaptığım gibi şöyle çekiyorum. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. Diğer tarafını dikiyorum. Yine
baştan başa dikeceğim kızlar. Durduram sonra öbür. Evet arkadaşlar, astarımızı kapattık. Şimdi nasıl çantamızla birleştiriyoruz onu göstereceğim. Bakın bu şekilde kayma olmasın diye iğnelerimi taktım. Ve şimdi dikiyorum. Bir de burada dikkat etmeniz gereken bir nokta daha var. Onu hemen sizlere söylemek istiyorum. Eğer buradan dikersek fermuarınızda dalgalanmalar olur. O yüzden biraz üst kısmına, fermuara daha yakın şekilde kapatırsanız çok iyi olur. Bir de fermuarı çantanızla sıfır yaparsanız çok daha iyi olur. En azından hem dışına çıkmamış olur, hem de aynı zamanda da şöyle alıyorum, daha güzel bir görüntü olur. Bakın şöyle alıyorum ve burada batırım fermuarım. Bakın ayağım tam şu şekilde fermuarın ucuna geliyor ve bu şekilde dikmeye başlıyorum. Şurada dikersem eğer, hani bazen fermuarlar dalgalanma oluyor ya, onu çok altta diktiğiniz için oluyor. Dalgalanmayı önlemek için fermuara daha yakın noktada dikmeniz gerekiyor. Elinizle yine şu şekilde destekleyin, kayma olmaması için. Evet, bu şekilde komple çevresini dikiyoruz. Evet, komple çevresine bu şekilde diktik kızlar. Şimdi bakalım nasıl olmuş. İplerimizi temizliyoruz. Bir tane daha yap. Ondan sonra bir de şunu dene. Tamam mı? Senin içine sinmesi önemli olan. Hayır, hep bir şey. Ne var mı? Evet. Çok teşekkürler. Bu şekilde yaptığınız zaman kızlar tam fermuar iç kısmında duruyor, gördüğünüz gibi. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler.